Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda yeni bir sureye başlıyoruz. Furkan Suresi. Furkan Suresi Mekki surelerden, yani hicretten önce nazil olan surelerden. Biz bugün 1 ve 10. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî. Ne yücedir o zattır ki, o zat ki kuluna Furkan'ı indirdi. لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا Alemlere bir uyarıcı olsun diye. Yani Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a insanlık alemini, cinler alemini uyarması için ona Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve o Kur'an-ı Kerim'i bir Furkan yaptı. Sure ismini bu ayette geçen Furkan kelimesinden alıyor. Ve Furkan kelimesi el-fergu beynel hak vel batıl anlamında, yani hak ve batılı birbirinden ayırt eden. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim Furkan'dır. Hak ile batılı, haklı ile haksız olanı birbirinden ayırır. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunun indirilmesi ve niçin indirildiği nazara veriliyor. Peygamberimize Furkan'ın, Kur'an'ın indirilmesi alemleri uyarması için. Peygamber Efendimiz hem nezir hem de mübeşşirdir. Yani Allah'ın azabıyla korkutur. Öte yandan Allah'ın rahmetini de anlatır. O noktada müjdeler. Burada bir tanesi nazara verildi Peygamberimizin görevlerinden. Çünkü insanlar genelde gaflet içindeler. Ve diğer alemde hesap var. Asıl hayat, diğer hayat. İnsanların büyük bir ekserisi bunun farkında değil. Ama vahiy yoluyla peygambere bildirilen, indirilen Kur'an-ı Kerim insanlara bunları da anlatıyor. O alemin sırlarını anlatıyor. İnsanların görevlerini anlatıyor. Ve böylece onlara uyarıda bulunuyor. Ellezî o Allah ki lehu mülkü semavat vel art, göklerin ve yerin mülkü onundur. Ve lem yettehiz velede, ve Allah bir velet edinmiş değildir. Yani Hristiyanların Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demeleri gibi veya başka bir takım dinlerde Allah kabul ettiklerinin bazı çocukları olduğunu da söylemeleri gibi, bu gibi hurafe şeylere hakikatte yer yoktur. Allah'ın çocuğu olması, bir eşi olması söz konusu değildir. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكُمْ فِي الْمُلْكِ Ve onun mülkte şeriki de yoktur. Yani kainattaki tasarrufta Allah'a şerik olan, Allah'a yardım eden, haşa böyle bir şey söz konusu değildir. Bu da mesela Mecusileri düşündüğümüzde, Mecusiler bir hayır ilahı, bir de şer ilahı kabul etmişler. Yezdan ve Ehriman namıyla iki ilah kabul etmişler. Her ne kadar asıl böyle ilah olarak hayır ilahını kabul etseler de şerleri vermek için bir de şer ilahı kabul etmişler. Ve Allah her şeyin yaratıcısıdır. Bu manadan gafletle şerrin yaratılışını diğer ilaha vermeyi tercih etmişler. Halbuki böyle bir şey söz konusu değildir. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve hepsinde tasarrufta bulunandır. فَقَدَّرَهُ وَخَلَقَ كُلَّ şey. Allah her şeyi yarattı. فَقَدَّرَهُ takdira ve yarattığı her şeyle alakalı bir takdirde bulundu. Ve her şeyi ona göre belirledi. Bir kader programıyla her şeyi tanzim etti. Değerli izleyenlerim, nasıl ki bir bina yapılmazdan önce projeye dayanıyor veya herhangi bir iş evvelinde projeye dayanıyor. Allah-u Teala şu alemi ilminde belirledi. Neyi ne şekilde yapacağını, neyi ne şekilde takdir edeceğini belirledi ve ona göre de o takdire, o programa göre alemi yarattı. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً Onlar ise Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Yani gerek Peygamberimiz dönemindeki müşrikler, gerekse tarihin hemen her devrinde yaşayan müşrikler Allah'ın dışında ilahlar edindiler. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا
Halbuki bu edinmiş oldukları ilahlar herhangi bir şeyi yaratacak durumda değiller. Yani yaratmak doğrudan doğruya Allah'a mahsus, Allah'ın dışında hiçbir varlık ben şunu yarattım diyemez. İnsanlar ev yapabilirler, uçak yapabilirler ama uçağı yaratmak, evi yaratmak insanların işi değildir. Çünkü bunların ham maddesini yaratan Allah'tır. Ve bunları yapan insanları yaratan yine Allah'tır. Bu noktada Allahu Haliku külli şey, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Halakakum ve ma ta'melun, Allah hem sizi yarattı hem de sizin amellerinizi, yaptığınız şeyleri yarattı. Ve hum yuhlagun, onlar kendileri yaratılmış şeyler. Yani bir kısım insanların ilah olarak gördüğü, Allah'a şerik gördükleri şeyler, bunlar yaratıcı değiller. Aslında kendileri yaratılmış olan mahluklar. Ve la yemlikuna li enfusihim darran ve la nef'a, bunlar bizatihi bir zarar vermeye veya fayda vermeye muktedir değillerdir. Yani kendilerine fayda da veremezler, zarar da veremezler. Bizatihi bu noktada yetkili değiller. Yani hiçbir varlık kendi yaratılması hususunda haşa Allah'a dilekçe vermiş değildir. Ve doğrudan kendini meydana getirmiş de değildir. Allah-u Teala bütün mahlukatını dilediği şekilde yapmıştır ve yaratmıştır. Ve la yemlikune mevten ve la hayaten ve la nüşura. Ve onların ilah kabul ettikleri bu batıl mabutlar ne ölüme, ne hayata, ne de öldükten sonra dirilmeye malik değildirler. Yani ne öldürebilirler, ne diriltebilirler, ne de öldükten sonra yeniden hayat verebilirler. Bu noktada hepsi acizdirler. Yani ölüm Allah'ın elinde, şu hayatı yaratmak Allah'ın elinde, öldükten sonra insanları yeniden diriltmek yine Allah'ın elinde. İnsanların tapmış oldukları putlar veya putlaştırdıkları, ilah kabul ettikleri şeyler bunların hiçbirine malik değil. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, o inkarcılar dediler ki, اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ, bu ancak bir iftiradır. Yani Kur'an-ı Kerim olarak peygamberin anlatmış olduğu ancak bir iftiradır dediler. اِفْتَرَاهُ, onu Allah'a iftira yoluyla nispet etti. وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَخَرُونَ, başka bir kavim de ona bu noktada yardımcı oldu. Bu Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizle alakalı bir durum. Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbinin kelamı, Peygamber Efendimizin kalbine nazil oluyor. Peygamber Efendimiz insanlara Kur'an-ı Kerim'i ilan ediyor, tebliğ ediyor. Ancak o zamanın müşrikleri bunu doğrudan Peygamberin kendi sözü olarak görme temayülünde ve bununla alakalı değişik iddialarda bulunuyorlar. O iddialardan birisi burada nazara verildiği şekilde diyorlar ki aslında Kur'an Muhammed'in kendi sözü, başkalarından da bu konuda yardım aldı. Bir araya geldiler, bu Allah'ın kelamıdır şeklinde bir şeyler düşündüler. Allah'ın kelamıymış gibi insanlara Muhammed telkin ediyor, anlatıyor. Böyle ifade ettiler. Bunu Allah'a bir iftira olarak görürken aslında kendileri Allah'a iftira etmiş oldular. فَقَدْ جَاءُ ظُلْمًا وَزُورًا, ve onlar bu şekilde büyük bir zulüm ve büyük bir yalanla gelmiş oldular. Yani onların bu yaptığı zulüm ve onların bu yapmış olduğu doğrudan doğruya yalan bir iftira. وَقَالُوا اَسَاتِرُ الْاَوَّلِينَ, ve dediler ki o eskilerin masallarıdır, eskilerin efsaneleridir. Malum Kur'an-ı Kerim'de kıssalar da anlatılıyor. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti Musa devri gibi bu gibi dönemlerin olayları anlatılıyor. Buna muhatap olan Mekke müşrikleri bunları eskilerin masalları olarak görme temayülündeler. Ve diyorlar ki bunlar hakikat şeyler değil, uydurma bir takım haberler. İktetebehe, Muhammed bunları yazdırdı. Fehiye tümle aleyhi bükraten vasıyla, kendisine sabah akşam bunlar imla ediliyor, kendisine okunuyor. Ve bu şekilde bir iftirada bulundular.
Kur'an-ı Kerim'de eski dönemlerle alakalı kıssalar var. Ama haşa bunlar eskilerin masalları değil. Doğrudan doğruya alemlerin Rabbinin hikmet dolu kelamı. Allah-u Teala eskileri bize anlatıyor. Ta ki kendimize bir çeki düzen verelim. Tarih bir ayna. Tarih aynasında ibretli sahneleri bize gösteriyor. Ta ki o ibretli sahnelerden ders alalım. Ona göre kendi tavrımızı belirleyelim. İşte onlar farklı bir gözle bakınca farklı neticeye varıyorlar. Bu noktada bakış açısı son derece önemlidir. Kur'an-ı Kerim, evet, alemlerin Rabbinin kelamı ama bir müşrik buna baktığı zaman Muhammed'in kendi sözü şeklinde değerlendiriyor. Bununla alakalı Mevlana'nın şöyle bir tespiti var. Mevlana diyor ki, Kur'an-ı Kerim her ne kadar lisan-ı peygamberiden, peygamberin dilinden insanlara duyurulmuşsa da her kim dese ki o Muhammed'in kendi sözüdür, ona ineni inkar etmiş olur diyor. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu inkar etmiş olur. Gerçekten durum bundan başkası değil. Evet, her ne kadar Kur'an-ı Kerim peygamberimizin dilinden insanlara ilk defa duyurulmuşsa da o kendine ait ifadeler değil. Kendine ait hadisler var, sözleri var. Ama Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin onun kalbine ilka ettiği, bütün insanlığa mesaj olarak göndermiş olduğu ifadeler. Bununla alakalı ben şunu da örnek vermek istiyorum. Mesela Allah-u Teala bulutla yağmur gönderiyor. Ama biz desek ki bulut yağmur gönderiyor. Bunu doğrudan buluttan bilsek Allah'ı inkar etmiş oluruz. Veya Allah-u Teala diyelim ağaçların dallarıyla insanlara meyve gönderiyor. Ama bazı insanlar tutup da ağaçlar bize meyve gönderiyor deseler Allah'ın yaratmasını inkar etmiş olurlar. İşte dal Allah'ın sanatına bir vasıta olduğu gibi dil dahi, peygamberin dili dahi bir vasıtadır. Ama müşrik olan, kafir olanlar o vasıtayı anlayamıyorlar ve bunu doğrudan doğruya Muhammed'in kendi sözü, Allah'a iftira ediyor, eskilerin masallarını Allah kelamı gibi anlatıyor diye peygambere iftirada bulunmuş oluyorlar. Allah'a iftirada bulunmuş oluyorlar. Ve böyle yapmakla da çok büyük bir zulüm ve çok büyük bir yalanla gelmiş oluyorlar. Gul enzelehu, de ki onu indirdim. Ya'lemu sırra fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri bilen Allah indirdim. Yani göklerde ve yerde gizli neler varsa bütün gizlilikleri bilen Allah onu indirdi. Yani o benim sözüm değil. Benim kendi düşünüp de size anlattığım şeyler değil. Göklerde ve yerde gizli neler varsa, tarihin derinliklerinde neler olmuşsa bütün bunları bilen Allah onu indirdi. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda mesela Kur'an-ı Kerim bize yaratılışı anlatıyor. Yaratılış zamanında biz henüz yoktuk. Nereden bilelim? Hazreti Adem yaratıldığında biz yoktuk. Nereden bilelim nasıl yaratıldı? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bunların yer alması, Hazreti Adem'i yaratan, gökleri yeri yaratan, göklerde ve yerde gizlileri bilen zatın ifadeleri olduğunu açıkça gösteriyor. İnnehu kâne gafûrar rahîme ve şüphesiz ki o gafûr rahimdir. Yani insanlar şirk içinde olabilir, günah içinde olabilir ama Allah'a yöneldiklerinde Allah yine de onları affeder, bağışlar. Ve Kur'an'ı indiren Allah merhamet sahibidir. Kur'an'ı indiren Allah affedicidir. Bundan dolayı her ne kadar onların iftiraları çok şeni bir boyuta ulaşmışsa, çok ileri bir düzeyde olmuşsa bile Allah-u Teala kapıyı tümüyle kendilerine kapatmıyor. Dünün müşriki bugün mümin olabilir. Dünün azılı bir kafiri bugün samimi bir Müslüman haline gelebilir. Bu noktadan Allah-u Teala kendisinin gafur rahim olduğunu nazara veriyor. Ve galu, dediler ki meri hâzer rasul, bu nasıl peygamber böyle? Ye'kulu ta'am, yemek yiyor ve yemşi fil esvak, ve çarşılarda yürüyor. Levla unzile ileyhi melek,
ona bir melek inse ya, yani yanında bir melek olsa, feyekuna mahu nezira, ve onun yanında bir koruyucu olsa, uyarıcı olsa, insanlar da görseler ki bu bizim gibi değil, yanında melek var, onun peygamber olduğunu anlasalar. Değerli izleyenlerim, bugünkü programda daha çok peygamberle alakalı durumlar nazara verilmiş oldu. Allah-u Teala peygamberine Furkan'ı indirdiğini bildirdi. Furkan, hak ile batılı ayırt eden ilahi kelam. Ama müşrik olanlar onun Allah kelamı olduğunu anlamak istemediler, kabul etmek istemediler. Ve bununla alakalı değişik iftiralarda bulundular. İşte Muhammed kendisi bunları söylüyor, Allah'a iftira ediyor dediler. Ardından da peygamberin şahsıyla alakalı bir şekilde, yani o neden bir insan? O da bizim gibi yemek yiyor, çarşılarda geziyor. Bu noktada bazı şüpheler ileri sürmek istediler. İlk bakışta belki bu haklı gibi görülebilir. Yani peygamber diğer insanlardan farklı olmalı, hatıra böyle gelebilir. Ama şunu unutmamak gerekir ki, yeryüzünde yaşayanlar insanlardır. Ve yeryüzünde yaşayan insanlar yemek yerler, çarşılarda gezerler. Onlara rehber olarak gönderilen bir peygamberin yemek yemesi ve çarşılarda gezmesi uygundur. Ta ki nasıl yemek yenildiğini insanlara göstersin ve çarşılarda gezmenin, çarşılarda ticaret esnasında dikkat edilmesi gereken esasların açıklamasını yapsın ve bu noktada da ümmetine örnek olsun. Ama bir insan değil de melek peygamber olarak gönderilseydi, yemeyen içmeyen bir melek insanlara yeme içmenin adabını fiiliyatıyla gösteremezdi. Çarşılarda dolaşmayan bir melek muamelatın sırlarını insanlara uygulamalı bir şekilde anlatamazdı. Demek ki insanlara gönderilen peygamberin insanlardan birisi olması lazım. Ta ki onlara model olabilsin, onlara rehber olabilsin. Ve devam ediyorlar. Ev yulga ileyhi kenzun, ona bir hazine indirilsin. Ev tekunu lehu cennetun, onun bir bahçesi olsun, cennet gibi bir bahçesi. Ye'kulu minha, kendisinden yiyeceği böyle güzel cennet gibi bir bahçesi olsun dediler. Ve gâle zâlimûne, ve o zalimler dediler ki, in tettebiûne illâ racülen meshûrâ, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler. Unzur, bak, keyfe darabu lekel emsel, sana nasıl örnek getirdiler, seninle alakalı nasıl uygunsuz bir ifade kullandılar. Fedallu, ve böylece onlar saptı, yoldan çıktılar. Fela yestatiune sebile, artık öyle saptılar ki bunlar tekrar yola gelemezler. İşte değerli izleyenlerim, inanmak istemeyen bir takım bahaneler bulur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam alemlere uyarıcı olarak gönderilmişken, en seçkin bir insan ve en büyük bir peygamber olarak gönderilmişken, onun nuruna karşı kafirler adeta yarasa misali onun nurundan rahatsız oldular ve onun nuru gözlerini kamaştırdı. O nurdan kaçtılar ve ona inanmamak için demediklerini bırakmadılar. Onun büyülenmiş bir insan olduğunu, söylemiş olduğu şeyleri Allah'a nispet ettiğini ve daha bunun gibi pek çok herzeleri ifade ettiler. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara gönderilmiştir. İnsanlar içinden seçilmiştir ve çarşıda gezmesiyle alışverişin adabını, yeme içmesiyle de yemenin içmenin adabını onlara göstermektedir. Ve şu anda biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nerede ne yaptığını hadis kitaplarından bilebilmekteyiz. Ve oralardan okuduğumuzda en güzel örnekleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde anlamayı ve onun uygulayıcısı Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam yolundan gitmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.